Saygıdeğer konuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu hitap edecekler. Sayın Bakanım, lütfen buyurun. Evet, bugün Konya'dayız. Hamdolsun çok güzel bir gün. Konya'nın kardeşlik, sevgi, hoşgörü içeren ikliminde bizleri buluşturan Rabbimize hamd ediyorum, şükrediyorum. Rabbim hem bu programımızı hem burada alacağımız kararları, çalışmaları, başta Konya'mız, Konya'mızın gençliği, halkı ve tüm ülkemiz için hayırlara vesile kılsın. Evet, Konya az önce de ifade edildi. Hoşgörünün sembolü. Kardeşliğin, sevginin, dostluğun, emeğin, alın terinin, üretimin sembolü Konya. O yüzden Konya'da olmak, Konya'ya hizmet etmek ve halkımızı farklı imkanlardan en güzel şekilde faydalandırmak, tıpkı ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi bizler için, bakanlığımız için, ekibimiz için ayrı bir heyecan, ayrı bir onur. O yüzdendir ki bugün Konya'da olmanın bize hatırlattığı farklı bir konuyu da özellikle gündeme getirmek istiyorum. Gelirken sosyal medyadan bir resim paylaştım. Bir tarafta Mevlana'nın o sembol mekanı, tüm dünyanın bildiği, hoşgörüyü evrensel bir mesaj olarak haykıran o mekan, bir tarafta da Almanya'daki Mevlana Camii. Oradaki polisler, operasyon. Birbirine çok zıt iki açıkçası gösterge. Birilerinin orta çağın karanlığına gitme hayalinin depreştiğini, karanlık rüyalarının hep gündemlerinde olduğu ve din düşmanlığının ve buna yönelik beslenme arzularını devam ettiğini gösteriyor. Ama bizler bugün Konya'dan Mevlana'nın da ifade ettiği gibi biz bu toprağa sevgiden başka bir şey ekmeyiz diyor. Biz onlara inat inşallah hep birlikte sevgiyi, merhameti, barışı haykıracağız ve bu yolda bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceğiz. Aydınlığa yürüyeceğiz. Ve birilerine inat, yine hep birlikte din düşmanlığıyla, ayrımcılıkla, mücadelemizi de kararlılıkla, azimle sürdürmeye inşallah devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.